Evet dostlar herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Şimdi bugün sizlerden gelen birkaç tane hisseye bakacağız. Yani yaklaşık öyle 15-20 tane hisse bakacağız arkadaşlar. aralarında çok güzel de grafiğini beğendiğim hisseler var. Onları videonun içerisinde sizlere anlatacağım. Öncelikle yasal uyarımızı bir hatırlayalım arkadaşlar. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Şimdi dostlar öncelikle yataşla başlamak istiyorum yataş şimdi e, bakın şu EMA 100 ve 200'ler e, bir düşüş yaşayacağını e, söylüyorlar yani 7 TL'ler e, 7.80'lere kadar bir düşüş yaşayabilme ihtimali olabilir diyor günlük grafikte. Şimdi aslında şimdi ben olaya biraz farklı bir bakış açısıyla bakacağım. Şimdi dostlar, öncelikle şurada isterseniz bir desteğimizi çizelim. Şöyle bir baktım da dedim daha başka bir destek olabilir mi? Evet, şöyle. Şu şekilde bir desteğimizi çizelim. Şimdi burada dostlar muhteşem bir e, alış girilmiş ve yukarı doğru bir kıvrılım söz konusudur. Şimdi dostlar aslında ben bu hissi için çok olumlu şeyler konuşabilirim. Yani böyle muhteşem oluşumlardan bahsedebilirim burada çok farklı bir oluşumdan söz edebilirim Yani ileride çok güzel bir hedef söyleyeceğim biraz sonra yani gelir mi gelmez mi bilmiyorum lakin şu grafikten yani şu desenden anladığım kadarıyla gerçekten muazzam bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz Yalnız yani şurası bir bir hedeftir yani arkadaşlar şurası bir e, hedeftir. 8 onların altına düşmemesi gerekiyor. Yani şunu bir anlamamız gerekiyor. Yani buralar çok önemlidir. Yani 8 TL'ler çok önemlidir. 8-10 TL'ler çok önemlidir bu hisse için. Şimdi e, arkadaşlar öncelikle şuradaki yani bir web formasyonundan bahsetmek istiyorum. Yani siz burada e, adam eve de diyebilirsiniz. Eve adam da diyebilirsiniz. Fark etmiyor. E, yalnız şurada bir e, formasyondan bahsedebilme durumumuz var kesinlikle. Yani şuradan şu an şu an 7 pardon 9.40'lar, 9.47 araları e, gidip geliyor bu ise şu şekilde bakın burada bir üçgen formasyonu var. Bir üçgen formasyonu var. Bunu e, basite e, almamamız gerekiyor. Gerçekten yukarıda çok güzel bir hedefi olduğunu e, aslında gizli bir şekilde bizlere dile getiriyor. Şimdi buradaki formasyonun yukarıdaki hedefi ne oluyor biliyor musun? Yani minimal düzeyde şurasıdır. Minimal düzeyde bak minimal. Yani minimum bu ise 10.60'lardadır. Yani Bak bu benim için bir hedef değil ha. Yani bu... E, bu yani ben ne gözüyle bakarım? Kendi bak size yatırım tavsiyesi vermiyorum dostlar. Bu benim için bir %98'lik bir hedeftir. Hatta %99'luk bir hedeftir. 10.60'lar bu ise için %99 gibi bir hedeftir benim için. Bu beni tatmin eder mi? Etmez. Niye etmez arkadaşlar? Çünkü burada muhteşem bir görüntü var. Muazzam bir görüntü var. Bir desen var. Yani tatlacısı ee, güzel bir şekilde düşünülmüş. Belki de bu, aklında böyle bir görüntü, böyle bir desen yoktu. Ee, burada büyük ihtimalle pandemi süreciyle ilgili sıkıntılar da yaşanmıştır. Lakin e, toparlanmaya çalışacaktır ve bu hissenin ileride çok güzel bir hedefi var. Biraz sonra paylaşacağım yani. Ee, şimdi yani o hedefi size söyleyeceğim. 3 ay sonra mı olur? 7 ay sonra mı olur? Bakın şuradaki oluşum Bak iki, hatta şuradan bahsetsek 5 Aralık 2017'den e, bakın şura şurası e, kaç olur? 7 Eylül e, 2020 yani neredeyse 6-7 aylık bir süre zarfı içerisinde yani bir yıllık süre zarfı içerisinde e, şu 8-10 seviyeleri kırılmış ve yukarı doğru bir hareket yani 7-8. Bu söyleyeceğim hedef 7 ay olur, 5 ay olur, 4 ay olur, 8 ay olur, 1 yıl olur bilmiyorum. Lakin bu grafiğin yukarıda bize vereceği hedefi biraz sonra açıklayacağım. Belki 2 hafta sonra da olur, 5 hafta sonra da olur. Biz bunu bilemeyiz arkadaşlar. Biz size herhangi bir zaman aralığı söyleyemiyoruz. Çünkü bilsek yani abes kaçar, saçma olur. Şimdi dostlar, burada almamın sebebi de yani yukarıda almamın sebebi de Diyorum ki şöyle bir kesişme falan olsun. Ee, şimdi şuraya bir dikkat etmek gerekiyor. Bakın burası bir elips'tir. Ondan sonra burası, bakın şurası, şuradan şurası. Yani ben buradan alıyorum ki çünkü ehe, buraya gelebileceğini öngörüyorum. 10-60'lara gelebileceğini öngörüyorum. Yapmasak bile, bak yapmasak bile şurada bir formasyon olduğunu adam eve gel formasyonu tamamı ile ee, sağladığını düşünebiliriz sanırım. Bakın. Şurası. Bak bu bir formasyondur dostlar. Şunu bir kırmızı yapalım isterseniz. Yani 8-16 bir uçurum olabilir bu ise. 8-16 8-16 kapanışlar gün sonu kapanışlar bu ise için sıkıntı yaratabilir Lakin ben tamamiyle bu ise için olumlu diyorum yani 8 TLlere gelse bile çok güzel bir alım fırsatı olabileceğini düşünüyorum Çünkü ileride bu oluşumun bu desenin hedefi açıklıyorum arkadaşlar yani şu şekilde Evet şurası. Bak şurası. 13.90'lar arkadaşlar. İleride bu oluşumun hedefi 13 90'lar. Dostlar. Yani seçim sizindir. Yatırım tavsiyesi değildir. Grafiğin bize söylemek istediği şey aslında tamamen bu rakamlarla ilgili olan bir şeydir ekstradan başka hiçbir yorum e, söylemek doğru olmaz. E, yalnız ekleme olarak e, şu destek bizim için çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şu desteğin kırılmaması gerekiyor. Bakın şurada bak, burası 820'dir. Bakın 850'dir. Anlatabiliyorum ileride. E, 990'dır. Bu şekilde böyle bir trend. E, oluşabilir. Yukarıda da şu şekilde bir trendimiz oluşabilir. Lakin destek şurası çok güzel bir destektir. Ee, burada bir e, satış baskısı yediğini açık bir şekilde söyleyebiliriz. Burada da çok güzel bir satış yapılmış. Burada da bir satış yapılmış. Yani e, bu ise e, güzel bir ise grafik anlamda iyi bir hisse olduğunu düşünüyorum. 10-60 üstü kapanışlarda 10 60 üstü kapanışlarda 13.90 TL'ler e, bu hisse için kaçınılmaz olacak. Yani teyittir. Yani bu, bu onun biletidir arkadaşlar. 10 60 üstü kapanışlar e, bu hissenin e, 13.90'lar 14 TL'ye kadar gidebilecek bir e, hedef olduğunu söyleyecektir, teyit edecektir bizlere. E, resmen bu 10 60 yukarıdaki hedefin biletidir arkadaşlar. 10.60 üstü gün sonu kapanışlarda bize 14 TL gibi bir rakam sunabilir. seçim sizindir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar yani biz de yanılabiliriz görmediğimiz bir şey de olabilir ee, yalnız EMA EMA 200'de kısa vadede 770'lerin olduğunu da söyleyebiliriz yani 770'lere kadar düşüş yaşayabilme ihtimali olduğunu da söyleyebiliriz yani 8 TL'ler falan yani bu ise için alım fırsatı olabilir. Şöyle bir Fibonacci 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 diyorum. Fibonacci çizelim arkadaşlar Fibonacci. Macini macini. Evet 0.5'ler bakın 7 TL'lere kadar bir düşüş yaşayabileceğini öngörülüyor. Ee, yukarıda da işte 8 9 TL'ler ee, 10 TL'ler. Yani şu şu hedef dostlar. Yani şimdi arkadaşlar benim mantığım biraz değişik çalışıyor. O yüzden de bunu hiçbir şekilde unutmayın. Ee, söylediğimiz hedeflerde yaklaşık 70, 80, 90, 99 oranında bir başarılı oranımız olduğunu da belirtelim. Ee, 10-60 üstü kapanışlar. Yani gün sonunda 10 60'ları üstünde kapanış yapmazsak ise Sıkıntı olur, sıkıntı olur. Yani sıkıntı olur, ee, sıkıntı olur derken yani 8-10 TL'lere kadar düşer. Anlatabiliyor muyum? yani bu şekilde şu, şur şuradaki desteği kırmasa, yani buradaki desteği kırar ise şurada da bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Ee, burada da büyük ihtimalle dönecektir ama çok o kadar da karamsar ol değilim. Büyük ihtimalle bu verdiğimiz hedefler yerini bulacaktır dostlar. Grafiği de kaybet kaydettim. Bendim yani. Adam eve formasyonu var. Bu ise 14 TL gibi bir rakama ulaşacaktır. 1390 TL'ler gibi bir rakama ulaşacaktır. Şimdi en sağ, en sağ. Bunu paylaştık mı, paylaşmadık mı bilmiyorum ama. Bakın evet. Aynı benzer benzer. Bakın şimdi EMA'da EMA'da gördüğünüz gibi güzel bir düşüşten bahsediliyor. Çok güzel bir düşüşten bahsediliyor bakın şu şekilde şu şekilde bir trend çizsek hatta biraz daha aşağıda getirebiliriz. Çünkü şurada geri dönmüş. Şimdi dostlar burası bizim için bir destek. Çok güçlü bir destek. Çok güçlü bir destek ve çok güçlü bir destek. Yani şunu bir anlayın arkadaşlar. Şurada bir satış baskısı var. Şu çizgide anlatabiliyorum şu çizgilerde ne kadar geçerse geçsin gün sunu kapanışlar yapmadığı sürece ya da ee, geç evet günlük bakıyoruz bir şey yapmadığı sürece herhangi bir e, yükselişten bahsedemeyiz. Şimdi burada da e, yaklaşık şu trendi bak şu şu direnci kırmış bakın şurada e, 8.85 direncini kırmış yukarı doğru gitmiş. Şimdi yukarı doğru giden bir hisse aşağı doğru gelir düzeltmesini yapar düzeltmesini yapmış ve yoluna devam ediyor. Devam edecek. Şimdi burada EMA'da günlük grafikte 8.20'ler olduğunu söyleyebiliriz. Burası bu hisse için bir düzeltmeden daha çok şey ifade eder. Lakin dostlar biraz önce de söylemiş olduğum gibi bazı hisseler biraz cesaret ister. Bazı hisseler biraz güzel şeyler ister. Evet bunu hiçbir şekilde basite alamayız dostlar. Şuralar çok güçlü e, destekler. Ama işte gün sonu kapanışlarda 8.80'nin altına düşmemesi gerekiyor. 8.80'nin altına düşer ise 8 TL kadar buyur düşüş yaşayabilme ihtimali var bu hisse için arkadaşlar. Yani e, seçim sizindir. E, şimdi ee, yukarıda güzel bir hedeften bahsedeceğiz. Güzel bir hedef e, bize e, haber veriyor arkadaşlar. Şöyle güzel bir hedeften e, bahsedebiliriz sanırım. Şöyle bir şey yapar isek anlatabiliyor muyum? Şurası bizim için bir hedeftir bu ise. ilerki zamanlarda bu ne olur ne biter onu bilemeyiz arkadaşlar. Lakin şu ise için şuralar 11 TL'ler hatta 11 TL'nin şöyle yapsak şuradaki destekten alır isek 10.60'lar anlatabiliyor muyum? 10.60'lar bunun için bir hedeftir. Yani minimal düzeyde bir hedeftir. Şimdi diğer hedefi de söyleyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Şöyle minimal düzeyde bir hedeftir. Şu asıl hedef bu niye gelmiyor? Asıl hedef şöyle bir tekrar kullanayım da. Asıl hedef arkadaşlar burasıdır. Yani ileride endek endeks sıkıntısı yaşamaz isek ya da kötü bir haber almazsa bu ise şurası çok güzel bir hedeftir arkadaşlar. Uzun e, zaman dilimi içerisinde yani uzun bir hedef sonrası bu e, hedef kaçınılmaz olabilir. E, orta vadede e, burası yani bence kısa vade diyorum ya yani şurası kısa vadede e, bir hedef gerçekleştirip tekrar bir düzeltme yaşayabilme ihtimali var. 10-60'lar e, bu ise için bir hedeftir arkadaşlar. 8.80'nin altına düşmemesi gerekiyor bu hissenin. Yani yukarı doğru bir yükselişten bahsedebilme ihtimalimiz tabii ki de var ee, arkadaşlar. Bu hisse yukarı doğru bir e, hareket etmek istiyor. Bu hisseyi de beğendik. Sizlerden gelen hisseler arkadaşlar biraz önceki videomun altına yorum yazan kardeşlerimden bir tanesi e, bu iki hisseyi paylaşmıştı. Şimdi Çelebi'ye bakalım. şöyle bir hava servisi evet yani nedense bu hisselerin hepsi birbirine benziyor arkadaşlar hepsi birbirine benziyor yani muhteşem bir düşüş bakın muhteşem bir düşüş ve muhteşem bir geri dönüş geri dönüşten sonra neden ise e, hedefini bulmamış ve aşağı doğru e, gelmiş aşağı doğru gelmiş bu ne zamandan sonra olmuş 27 Nisan Mayıs, Haziran, Temmuz Ağustos Eylül, Ekim ve Kasım. Yani bu süreç ile bir e, pandemi sürecini barındırıyor. Arkadaşlar şuralar bir pandemi sürecini barındırıyor. E, şimdi asıl bu hissenin hedefi e, yukarıda. Bakın minimal düzeyde söylüyorum minimal. Yani böyle hiç gitmese bu hisse yani. Anlatabiliyor muyum? Yani hiç gitmese... Böyle hani işte ne bileyim saçma sapan bir şey olsa saçma sapan bir endeks olur böyle kötü haberler alır Eninde sonunda ya yani minimuma minimum bir 91 TL bir hedef var 91 92 TL gibi bir hedef var bunu şey yapamayız yani bunu bunu görmezden gelemeyiz şuradan bir desteğimizi çizer isek Şuradan bir desteğimizi çizer isek, şöyle e, sanırım, şöyle bir üçgen formasyonun içerisinde e, bir oluşumdan söz edebiliriz. E, lakin ileriki zamanlarda şuralara tekrar test edebilir, e, grafik anlamda onay almış bir hisse. Bakın. Şurası 119-120 TL'lere kadar gidebilecek bir performansından bahsedebiliriz sanırım arkadaşlar. Ee, yani zaten şuradaki oluşumda 120 TL gibi bir rakamlardan söz edebiliriz. Yani 130 TL'ye de kadar gider. Lakin 130 TL'den sonra 119 TL gibi bir rakam onun için bir destek olacaktır. Ee, şimdi bu tür şeylerden bahsedebiliriz. Aşağı gelme gibi bir durumunda hani düzeltmeden bak endeks çok kötü olur onu bilemeyiz. Lakin şurası bakın şurası şurası çok güzel bir destek bu ise için. Çok güzel bir destek. Yani burada alım yapanlar herhalde yaşıyorlar hayatını. Çok fazla bu tür hava alanlarına falan girmek istemiyorum ama yani Şöyle bir oluşumdan bahsedebiliriz. Yukarıda güzel bir hedefi olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar buraları test edebilme ihtimali var. Ama aşağıda 66 TL'lere kadar bir e, önlem almak gerekiyor. Bu 91 TL görür. E, sonra düşer. Yani 90 TL'lere kadar gider. Endeks kaynaklı işte 1-2 rakamlar olabilir. E, ondan sonra aşağı düşer. Düşer bu hedef gerçekleşmez. Farklı şeyler olur. Onu bilemeyiz arkadaşlar. Ama e, minimal düzeyde e, 90 TL gibi rakamlar gözüküyor bu hissede. 90 TL gibi bir rakam bu hisse için bir hedeftir. Bu da yüzde kaç olur onu bilmiyoruz. Yani neredeyse yüzde 25 bir kazanç sağlayacak sizlere. Yüzde 25 az mı? Değil kesinlikle. E, çok güzel bir kazanç kapısı sizlere açabilir dostlar. benden söylemesi. Şimdi Malta bakalım. Malt. Marmaris. Hmm. Valla dostlar. Eğer ki dediğim yani gördüğüm şey doğru ise bence doğru değil. <laughs> bence doğru değil. Ama şöyle bir desteğimizi çizelim. Bakalım ne oluyor? Ne bitiyor? Yani şuradaki desteği bir çizelim. Şu, şu desteğin hiçbir şekilde bakın hiçbir şekilde kırılmaması gerekiyor. Kırılır ise sıkıntı yaratabilir. Çünkü burada bir obo görüntüsünü seziyorum o bu görüntüsü olur ise çok farklı şeyler yaşayabiliriz, çok farklı şeyler söyleyebiliriz dostlar. Ee, dediğim gibi dikkat etmek gerekir. Bakın şurada da zaten burada bir yükseliş olayı da almış diye belli ki değişik bir şeyler yaşanmış. Şimdi bu ise için bakın şuralar onun için kısa vadeli bir hedef olur. Anlatabilir miyim? Yani Ovo görüntüsü olsa da olmasa da ee, dikkat etmemiz gereken bir husus şuralar arkadaşlar. Şuralar çok manyak bir yer. O yüzden hani çok fazla da iyimser de konuşmak istemiyorum aslında. Lakin ee, şu destek şu destekten dönme ihtimali yüksek olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Bakın 76 TL'ler. Yukarıda güzel bir hedefi var. Şuralar işte 102 TL'ler gibi bir hedef var arkadaşlar. Yani burayı tekrar test edecektir. Yani şuradaki e, oluşum onu e, tekrar yukarıdaki hedefine götürmek isteyecektir dostlar. E, şöyle tam görelim. Bakın şuradaki oluşumdan şuradaki desenden bahsedebiliriz. Tekrar buraları e, büyük ihtimal ile test edecektir. 102 TL'ler yani 100 TL'ler gibi bir rakamdan bahsedebiliriz. 100 TL gibi bir rakamdan bahsedebiliriz. Yukarıda güzel bir hedefi var. 100 TL arkadaşlar 100 TL gitmek istiyor bu ise. Bu da %20 mi yapıyor? Bu yüzde kaçtır? Yani %18, %19 gibi bir rakam e, tertemiz. E, orta vadede 1-2 e, haftalık bir serüvende bir sıkıntı olmaz ise görebilecek bir hedeftir. Yalnız 76'ları 76'ları böyle basitte ee, indirmemek gerekiyor. 76 TL'ler önemli bir destektir. 76 TL'nin altında e, farklı bir e, oluşumdan bahsedebiliriz. Farklı bir trendten düşen bir trendden bahsedebilme durumumuz olur. O zaman 102 TL gibi bir rakam bile onun için hayal olabilir bu süre kısa zarfı içerisinde söyleyebilelim. Bakın 76'nın altına düşmemesi gerekiyor. Ama yukarı yönlü bir kıvrılım gerçekleşirse bakın şu şekilde olsa bile yine 102 TL'ye gidecektir. Ama eğer ki şurası o ise arkadaşlar şuradaki hissenin hedefi bakın. Ee, minimal düzeyde şuralar olduğunu belirtebiliriz. Şuralara kadar düşüş yaşayabilir. Gelmez demeyin arkadaşlar. Gelmez demeyin. Bakın 150'den e, 44 TL'ye kadar bir düşüş yaşayabilme ihtimali olabilir. E, her türlü önlemimizi almak gerekiyor. Eğer ki o bu görüntüsü ise o bu görüntüsü ise bakın burada neredeyse %70 %80 tamamlanmış. Bakın burası boyun çizgisi dostlar. Burası sol omuz, baş ve sağ omuz. Eğer ki bakın burada bir fake yapıp aşağı doğru kıvrılımında e, kesinlikle önlem alınması gerekir. Çok böyle sıkıntı yaratabilir. Sizlere dikkat etmek gerekiyor. E, daha böyle güzel hisseler de bulmuşuzdur. Profilimize bakarsanız ama şu an için şu desteğin kırılmaması gerekiyor. Yani bu 76 desteğinin kırılmaması gerekiyor. Ondan sonrası da zaten 102 TL gibi bir rakamdan rahat bir şekilde bahsedebiliriz. Şimdi dostlar evet yataş enerjisi Çelebi A. Çelebi A ne ya? Malt. Yani şu 4 tane hisseye baktık. Önleminizi alın. Malt. Ee, güzel liseler paylaştığımızı düşünüyoruz. Özellikle Yataş hissesi güzel bir hisseydi. E, seçim sizin takdiri sizindir arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Biz sadece grafiğin bize söylemiş olduğu rakamları söylüyoruz. Teşekkür ediyorum dostlar. Beni dinlediğiniz için eğer ki analizlerimizi beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Keşfetten görenler, ana ekrandan, ana sayfadan gören insanlar ya da arkadaşları tarafından öneriliyorsak benim kanalıma bir girip çıkıp çıkış yapacak olan insanlar kanalıma abone olursanız seviniriz. Çünkü sürekli videolarımız gelmeye devam edecektir.